Yeni gün hafta sonunun bu bölümünde özel bir konuğumuzu ağırlayacağız değerli izleyenler. Sırıkla atlamada ülkemizi olimpiyat finalinde temsil eden ilk sporcumuz olan milli atletimiz Ersu Şaşma bizlerle. Ersu hoş geldin. Hoş bulduk. Olimpiyatların yani bütün spor tarihinin en zorunu, en karizmatiğini yani bence en zorunu. Bunu tartışmaya da kapatıyorum. Kesinlikle en zoru. Ben hiç açmam kesinlikle katılıyorum. Değil mi? Hak veriyorsunuz. Evet, konuşacağız detaylar. Sen de çok karizmatiksin bu arada. Sağ olun, teşekkürler. Çok yakışıklısın. Seni yakından ilk defa görüyorum. Aslan parçası. Hoş geldin. Hoş bulduk. Biraz basketbolla başladığını biliyorum. Evet. Şimdi atletizme, sırıkla atlamaya gelmeden hikayen nasıl başladı? Anlatır mısın bize? Şöyle spor lisesinde okurken beden eğitimi öğretmenim Alparslan Yelçe ikizimle beraber beni sırıkla atlama denettirdi. Hı hı. Beni seçti. Tabii o sıralar daha çok baskete yatkın olduğumuz için. Ha, Göksu biraz ben öylemesine atladım. Ersu daha ciddiye aldı diyor değil mi? Yani o biraz daha çok basket istiyordu. Hı. Benden de iyiydi tabii o. Biraz daha basketbolda. Sonra dedi sen geleceksin. Ben dedim tamam hocam gelirim ama birkaç sefer gitmedim tabii basketbol oynadığım için. Bir gün çağırdı 2014'te. İbrahim hocamla tanıştırdı beni. Orada bir macera başladı. Oradan devam ettik. Güzeldi aslında yani ben beğendim. İlk başlarda hiç gitmek istemedim. Basketboldan dolayı. Ya insan ilk sırıkla atlaması nasıl oluyor? Oluyor Hayır, mu yani? Ben sana Çünkü bir ben şey... fizik kurallarına aykırı olduğunu düşünüyorum her seferinde. Yani yok, olmayacak bir şey gibi o. Yok canım ilk denemede al sırık atla canım yapmıyorlardır yok. Herhalde. Yani. Aynen. Bence zorlanmasının sebebini de söyleyeyim. Hem basketbolda başarılı, evet. ikiziyle oynuyor. Aranda zaten çok yakınsınız çok, evet. diye biliyorum. Aynen. Artı jimnastik geçmişi yok. O yüzden evet. başta zor gelmiştir ona. Zor geldi. Değil mi? Jimnastik çok önemli bir etken sırıkla atlama için. Ben de basketbolcular genelde katı böyle hani tabii. bazıları öyle olur. O kadar esnek olmasına Aa, gerek yok olmaz. Bir basketbolcu. Tabii ama birazcık da hani kondisyon olarak da iyiydi. Hani tabii. el hareketleri kondisyon olarak el ayak hareketleri basketbolcu olduğum için biraz daha yatkındı sıra. Oradan seçti. Yeteneğim bu yöndeymiş. Hayır çok mütevazisin. Yeteneğin o yönde değil. Ben antrenörlerinin röportajlarını dinledim. Senin yeteneğin sürekli antrenman içinde bile kendine hedef koymanda. Evet. Yani bunu daha iyi nasıl yapabilirim diye düşünmende ve sana gösterilerini çok hızlı alıp uygulamanda. Evet şey derdi hocam. Senin de akademik yönden hani iyi değil ama hani spor olarak gerçekten çok iyisin. Hemen alıyorsun dedi. Hemen yapabiliyorsun dedi. O yönden hani yine de akademik yönüne de biraz ağırlık vermeye çalıştım ama sporu evet, daha çok sevdiğim için. Yani bir jimnastikçi kadar esnek olman gerekiyor. Tabii. Bir hani ne bileyim cirit atan bir sporcu kadar kuvvetli olmam gerekiyor. Omuzlarının, kollarının kuvvetli olması gerekiyor. Yani her vücudun hızlı olman hepsine. Gerekiyor. Tabii ki de bütün yani hızlı olamasam zaten o uzun ve o kalın sert bir sıra giremem. Kaç güçlü kilo olmam. O sırık? Başlarda hani hafif böyle gramla başlıyor. Sonra en uzun 5 metre 20 santim sırık. Hı-hı. En uzunu. Ağırlığı da 3 kilo kadar çıkıyor. Evet. Yani evet. Bir kere elinde onu taşımak da, var. Evet. Ona göre idmanlar, ona göre ağırlık idmanları yapılıyor zaten. Ve vücudunun her noktasına hakim olman lazım. Ve Aynen. o geçtikten sonra geçtim zannediyorsun bir yerin böyle en alakasız bir yer değiyor, düşüyor. Evet. Ve nefesini tutuyorsun falan. Ama bir iki kişiye daha pay vereceğim. Antrenörüne tabii ki geleceğiz. Ama annen Suzan Şaşma evet. ve baban Ersin Şaşma çok evet. bilinçli. Ebeveynleriniz var, kardeşinle birlikte, Göksu ile birlikte. Mesela spor lisesi, bazen veliler ya da ebeveynler o hataları yapıyorlar. Evet. Hem akademi olsun, hem spor olsun. Çocuğunu çok iyi tanımak, annenin de röportajını Kesinlikle. İzledim. Çocuğunuzu iyi tanıyın diyor. Yanlış yere yönlendirmeyin. Aynen. Baban aynı şeyi söylüyor. Her çocukta öne çıkarılacak bir şey vardır, onu keşfedin. Tanıyın diye. Orada nasıl destek gördünüz anne Şöyle, babadan? Zaten başta annem basketbolcuydu. Yani profesyonele yakın oynadı. Hı hı. Babam futbol, eskrim, o da basketbol, o da birçok voleybol branşlarını yaptı. Bizim de hani hangi alanımızda yeteneğimiz varsa hepsini de denettirdiler bizi. Yani gitara gittik. İlk başta basketle başladık, sonra gitara gittik müzik alanında. Hı hı. Yani biz biraz hareketliyiz Göksu'yla, yani yerimizde duramıyoruz. O yüzden gitar biraz bize sıkıcı geldi. Okçuluğu denedik. Okçuluk çok sıkıcı geldi. Hareketlilik yok diye birazcık. Tabii sonra, onda böyle neredeyse nefesini aynen. kalbini durdurman lazım. <Evet. yani. gülüyor> O denedik. O olmadı. Basketle devam ettik. Ondan sonra
çok bir şey denemedik. Hani onu da yapmak istedik top peşinde koştuğumuz için. Ondan sonra sırık, yani ben sırığa geçtikten sonra bireysel sporun biraz daha daha iyi olduğunu hani anladım. Zorlukları da var tabii ama en iyi şey de hani yaptığın başarı hocanla sana kalıyor. Hani tek adım duyuluyor, yoksa takım olduğunda işte mesela Fenerbahçe'de örnek vereyim, Fenerbahçe kulübündeyim. Hı hı. Tek Fenerbahçe diye geçiyor. Hani takım şampiyon oldu diye işte mesela sadece Mesut Özil değil Fenerbahçe diye. Bireyselinde böyle bir şansı var tabii. Tabii. Ersu şaşma aynen, oluyorsun evet. Yani. Peki 2012'de başladın. 2014'te mi ciddi? Yok, direkt 2014'te başladım. 2014'te başladım. Biraz geç başladım yani. Bu sporda erken başlamak gerekiyor. Kaç yaşında başlamak 14, gerekiyor? Sen 14'te başladın. Ben 14 yaşında başladım. 7 yaşında yani küçükken başlamak lazım. Bayağı dezavantajlı aslında düşündüğün zaman. Ben çok geriden başladım. Ben yani yetişmek için çok çaba sarf ettim. Yetiştim de. Yani yetişmiş geçmiş durumdasın. Evet, yani orada işte o hani jimnastik eksikliğini o azminle, kararlılığınla, antrenmanda koyduğun hedeflerle aslında olimpiyata gittin gibi düşünüyorum. Evet, şu ekip çalışması yaptık aslında biz. Hani İbrahim Hoca vardı, koşu, işte sırıkla atlama, driller, onları veren bize hocamdı. Ayrıca jimnastikte de ayrı bir hocamız vardı, Mehmet Akay. O da hala bizde devam ediyor sağ olsun yanımızda. Hala bizimle beraber antrenmanları yapıyoruz. O da yukarıyı bakıyor. O da yeni hareketler bulmaya çalışıyor. Güzel sırıkla alakalı çok araştırıyor. O, tabii ayrı bir şey. Yani bütün vücudu kontrol etmek için ayrı bir antrenör de gerekiyor bazen. Evet. Ersu sen ilk kez finalde ülkemizi temsil eden sporcu oldun. Bu müthiş bir şey zaten. Şimdi ben çok seviyorum izlemeyi. En son Avrupa Şampiyonası'nda kadınlar izlemiştim galiba. 3 hakkınız oluyor değil mi? Her yükseklikte. Her yükseklikte. Bir de şimdi sen nasıl bir geçmişten gelirsen gel, antrenmanları ne kadar iyi olursa olsun, orada sanki o saniyelere de biraz bağlı. Yani çok iyi sporcular, hepsi çok iyi ama neredeyse düşerken minderi bile aşıyor. Yere düşenler bile oluyor. Sakatlıklar da oluyor. Bazıları başlarken o seyircinin desteğini istiyorlar. Aynen. Alkışla tempo tutuyorlar. Bazıları daha asık suratlı. Hani konsantreler var. Daha konsantre oluyor. Yani o empati kurabiliyorum o çok sessiz kalanlarla da. Çünkü bakıyorum geçmişine sporcunun çok iyi şampiyon olmuş ama o kadar kötü o kadar kötü başlıyor ki. Evet. Sen neler hissediyorsun o koşmaya başlamadan önce? Şöyle ben İbrahim Hoca her baştan beri bana bir lafı vardı hani sahaya çıkarken. Kimseyi küçümseme tabii ki de. Hı hı. Hepsi senin rakibin sonuçta 2 metre atlasa da. Çünkü sıfır çektim mi o geçmiş sayılıyor benim. Sahaya şöyle çık, kral benim diye çıkarsan odaklan. Ya ben her yarışa kral benim diye çıktım. Elimden geleni yaptım. Hani benle konuşana cevap verdim tabii ki de. Ama genelde ben kimseyle konuşmamayı tercih ederim. Konsantrem bozulmasın diye. Hı hı hı. Sadece oraya odaklanıyorum. Hı hı. Oraya çıkmadan... Aslında orada sıram geliyor. Oraya çıkıyorum. Elimde sırık. Kafamda ben atlıyorum orayı. Önce. Ondan sonra koşuya geçiyorum. Yani koşarken hiçbir şey düşünmüyorum. Çünkü düşünürsem, kafama takarsam yapamayacağımı biliyorum. Evet. Vücut hafızasına güveniyorsun. Evet. Önce kafada atlıyorsun. Aynen. Ondan sonra koşmaya başlayıp o zamanlamalarda mental. Tabii. Bu bazı sporlarda o mental hazırlık. Hani bazen kayakçıları görürsün başlamadan. Böyle kafada hani ya da bir sonraki yarışını böyle kafada gözünü kapatmış. Bitirir orada. Orada bitirdiğini pisti görürsün. Demek senin için de aynı şey geçerli. Tabii. Yani sen 2014'te başladın ama sonra neredeyse her şeyinde rekor kırmaya başladın değil mi? Evet. İlk 2017 yılında salonda 5.05'te 5.06 ile başladım. Hı hı. Gençlerin. Sonra dışarıda açık havada dünya şampiyonasına okullar dünya şampiyonasına gitmek için orada bir rekor kırdım gitmeden. Sonra rekorlar yavaş yani sırıkla atlama 5 metre eşiği gibi bir şey var erkeklerde. Hı hı, hı. Onu açtıktan sonra zaten hani gerisi geliyor. Evet. Ondan sonra rekorlar yani şöyle diyeyim, İbrahim Hoca olmasa yani düşünmüyorum hani rekorları kıracağım ya da yapabileceğimi hani olimpiyata gideceğimi düşünmüyordum yani. İbrahim Hoca'ya soracağım ama yani sen değil ben ağlamaktan korkuyorum ama İbrahim Hoca'dan bahsetmek lazım. Çünkü evet. Daha senin konuşmanın buraya seni konuk aldığımızdan beri 6 kere adı geçti. Evet. Yani sende etkisi çok büyük ama sen İbrahim Hoca'yı baban gibi baban ikinci baban belki koyduğun kişiyi aslında tam da olimpiyatlar öncesi kaybettin.
Onu anlatmak ister misin? Bilmeyenler olabilir hikayeyi. Tabii. Hem hocanı anlat, tamam. Hem süreci anlat. Hocamla tanıştığım zaman zaten önce hani sadece yarışlar yoktu, antrenmanlar falan. Sonra yavaş yavaş kamp olsun, yarışlar olsun. Her zaman her yarış kampta aynı odada kalırdık. Yani hiç ayrılmazdık. Zaten benimle Tutku vardı, benim takım arkadaşım. Benim kız versiyonum değil. Hala da var birbirimize. Var var, evet evet. Devam ediyoruz beraber. Aynen. Evet. Yani hiç yediğimiz işimiz ayrı gitmez. Yani ben ailemden çok onu görürdüm. O ailesinden çok bize zaman ayırırdı. Yani her gün beraberdik. Derdi ki artık yeter, ben gideyim. Çocuklarımı göreyim, sizi göreyim. Sonra hep böyle devam etti. O gelirdi bize yemek. Biz beraber zaman geçirdik. Sonra bir gün 2000 bu senenin başında gece yatıyorum. Telefon geldi. Dedikler ki işte hani vefat etti. Ben dedim şaka yapıyorsunuz herhalde. Yani gece gece komşusu aradı beni çünkü. Ben dedim şaka herhalde. Yok, şakası olmaz bunun dedi. Ben şok geçirdim tabii. Hemen annem babama söyledim. Babam yataktan uçtu. Direkt hastaneye gittik falan filan. Önceden ya yılbaşına kadar bir şuramda bir ağrı var diyordu. Ah ya. Ya dedik işte hocam test yaptırdı. Negatif çıktı. Sonra bir geçti. Anlık kalp krizi geçirmiş, gitmiş. Onun da hocanın da acı eşiği çok yüksek çünkü hani. Çok fazla hissetmiyor. Yılbaşı gecesi karısı Çiğdem abla anlatıyor işte hani. Geldi bir uzanayım demiş. Dedi. Kalkmış. Hani o uzandıktan sonra hani şey olmuş. Geçirmiş herhalde. Sonra gece yatarken şey olmuş. Hani o gün Çiğdem abla anlatıyor. Sitedeki insanlarla hani çok konuşmazmış. Gitmiş konuşmuş, herkesle helallik istemiş, işte şey yapmış, herkesle iyi olmuş arası. Gece yatarken cenin pozisyonunda gitmiş bir anda uyanmış Çiğdem abla. Bakmış hani yok. Ama hani şu huzurlu bir şekilde gitti diye düşünüyorum ben. Hissetmiş herhalde yani. Olabilir. Bütün güne yaymış evet. Onu. Bir kalp kriziyle. Evet. Kalp krizi değil hani bir kapakçığı kapanmış. Kalbe giden damar bir kapakçığı kapanmış. Orada bitmiş. Hani bağırmış çağırmış. O hani komşuları yetişmiş ama biraz geç olmuş. Evet. Oralarda da ilk müdahale erken orada yapılacak tabii şeyler gece olunca, çok önemli. Gece olunca çok zor. Nasıl yaşadın sonrasında? Çünkü olimpiyata gitmeyi daha garantilemiş miydin? Yok, garantilememiştim. Sıralamada bile hani ilk 32'ye girememiştim. O gün işte her şey bitti tamam. Eve döndük gece 4 gibi. Ben de hani ailemle konuştum. Ailemle konuştum işte kardeşimle, işte kız arkadaşımla konuştum. Dedim ben bırakacağım. Ben yapmak istemiyorum. Orada pes ettim. Sonra sağ olsunlar yanımda oldular. Ailem, onun ailesi, Çiğdem ablagil, kız arkadaşım, arkadaşlarım yanımda oldular. Ondan sonra 2 gün sonra biz o gün planlamıştık. İstanbul'a yarışa gideceğiz. Kampımız vardı. Antrenmanda geldiler insanlar işte izleme. Fenerbahçe Federasyon Başkanı, federasyondakiler geldi. Çok destek oldular bizim onlarda. Onlar Mersin'e hemen akşama atladık geldiler. Antrenmanlara geldiler bizim hani destek vermek için o an. Antrenmanlar çok iyiydi. Dedik ki sanki herhalde İbrahim Hoca arkadan bizi itiyor. Ya. Antrenmanda geçmediğimiz dereceleri geçmeye başladık çünkü. Yarışa gittiğimizde İstanbul'a oradayken direkt 5.71'i yani 30 yıllık kırılamayan, 28 yıllık kırılamayan rekoru 5.71'e ikinci hakkında atladım. Orada zaten İbrahim Hoca'nın pasları vardı, onu göstermiştim. Evet, onu hatırlıyorum. Evet. Aynen. Sonra diğer yarışta da 5.72'ye atladım, Avrupa barajını geçtim orada da. Tabii son hakkımda geçtim diye biraz sinirlenmiştim orada. Ondan sonra zaten gerisi geldi hani ben sordular bana nasıl yaptın, yani orada psikolojini nasıl yendin. Ben dedim İbrahim Hocam gibi hani biraz sert bir mizacı vardı. Ben dedim onun gibi olmak istiyorum. Hani sert olacağım, düşünmeyeceğim, İbrahim Hoca varmış gibi yapacağım. Hani ilk zorlukta pes etmeyeceğim, devam edeceğim. Tutku'nun da galiba desteği tabii oldu. Tabii tabii Tutku'nun desteği oldu. O da yarışlarda rekorları atladı. O yarışta 4.41 atladı. Sonra tabii sakatlık geçirdi. Sezonu erken kapatmak zorunda kaldı. İbrahim Hoca'nın sana tam noktasında bir... Parola gibi şimdi... Evet, onu Tutku söylüyordu genelde. Aynen. Evet, orada hani hızlandım. Onun Tutku söylerken hani sanki İbrahim Hoca da söylüyormuş gibi.
anonun sesini duyuyormuş İnanılmaz gibi oldum. İnanılmaz duygusal yani, evet. Değil mi? Şu anda düşünsene, o psikolojiye ben giremiyorum bile ama seni tebrik ediyorum. Tam bir sporcu gibi çoğu insanın pes edeceği noktada tam aksine daha çok sarılmışsın. Ve İbrahim Hoca'nı aslında bugün bütün Türkiye'nin bilmesini sağlıyorsun. Evet, yani geçen Avrupa'da ödül dağıtılıyordu. İbrahim Hoca da aday göstermiş antrenör olarak. O da ödül almış. O çok iyi oldu. Ben hiç onu duyunca çok gururlandım zaten. Tabii. O da diyordu zaten, ben diyordu Avrupa'nın, yani bunu da şey yapamam hani, övünmem gerekiyor. Avrupa'nın en iyisiyim ben diyordu. Gerçekten de öyleydi yani. Öyleydi. Hani öyle oldu ki Türkiye'den benle Tutku gibi birilerini çıkardı. Tabii. Evet. Tokyo'ya gittiniz. Tokyo'ya kadar gittiniz. Bu bir kere müthiş bir başarı. Pandemi de bir yandan devam ediyordu. Kısıtlamalar da vardı. O biraz sana denk gelmiş oldu. Neler hissettin? Nasıl geçti? Şöyle barajı geçtikten sonra zaten bir şey oldum. Hani bir boşalma hissettim. Evet. Ama olimpiyata giderken hala bir içimde boşluk vardı. Tek gidiyordum. Tabii yanımda atletizmden gelenler vardı. Arkadaşlarım. Koordinatörler vardı. Onlarla beraber gittik. Hani hala şey mi ama normal bir yarış gibi geldi aslında. Olimpiyata giderken inanamıyorum çünkü gerçekten olimpiyata gidiyorum. Bir de tek gidince hani garip oldu. Hani çünkü bazen İbrahim Hoca'sız birkaç kere yarışa gittim ben. Hani onun gibi düşünüyordum. Ama oraya olimpiyat köyüne gittiğim zaman hani artık dedim, ben dedim hani onların arasına geldim. Yani onlar gibiyim artık. Çok bir büyük bir başarı. Yani bunu sen dedin ya, tartışmaya kapattın daha burayı açarken. Evet. Ben aynı şekilde tartışmayı kapatmanın çıtasını yükseltiyorum. Olimpiyat bir sporcu için gelebileceği en yüksek noktadır. Yani biz ne kadar her şeye futboldan bakarsak bakalım, özellikle bireysel sporlarda ve bireysel sporcular için, takım sporları biraz daha geri planda, olimpiyatın üstünde bir şey yok. Oraya gitmek yeter. Orada o atletlerle, o sporcularla bir arada olmak yeter. Bir bireysel, biz bireysel bir sürü final yaptık. Bu olimpiyatların, Tokyo'nun bizim spor tarihimizde de apayrı bir yeri var ve olacak. Orada mesela bireysel sporcu olarak, çünkü biz geçen hafta da burada Quick Link'te de olsa İbrahim'i, o da çünkü jimnastikte de çok büyük başarılar elde ettik bireysel olarak. O kısmı bir bireysel sporcu gözüyle de anlatır mısın? Yani burada size destek olan sponsorların değeri belki takım sporlarına yapılan destekten daha büyük benim için. Tabii. Tabii kulüp, federasyon haricinde destek olarak yanımızda olan benim de sportifle beraber, sportif ailesiyle beraber devam etmiştik. Onlara çok teşekkür ediyorum. Çok yanımda oldular benim de. Ayrıca hani bireysel sporlarda hani sponsorlar haricinde genelde aile olur yanında ya da kulüp olur, milli takım olur. Kendin yani. Aynen, kendin olur. Hani o, ben de takım sporlarından çıktığım için ikisini de yaşadım. Ama benim için daha şey, bireysel spor daha iyi. Evet. Ben onu daha çok. Kafandaki şeyi yapabildin mi Tokyo'da? Yani o şey, psikolojin iyi bu arada. Herhangi bir yarışa gidiyormuş gibi gittim dedin ya. Yoksa insan daha da heyecanlanırdı büyük bir ihtimalle. Aynen. Çok güçlü rakipler vardı tabii ki. İyi rakipler vardı. Sence nasıl geçti? Şöyle. İyi bir derece aldın. Tabii seçmedeyken tabii artık hani şey, sezonun yorgunluğu vardı. Ben barajı geçtikten sonra... Tabii başımızda hoca yok, biri yok. Hani antrenman yaptım ama hani ne kadar iyi yaptım bir yani, o da kime göre neye göre. Gittim. Biraz iyi hissediyorum. Hani antrenmanlar, yarışa girmeden antrenmanlarım iyiydi. Dedim ben finale kalırım dedim. Seçmede baktım rakiplerime. Orada hani U23 Avrupa Şampiyonası'nda birinci olan çocuk oradaydı. Sonra Amerikalılar işte. Amerikalı... Üçüncü olan olimpiyatlarda 2016'da Amerikalı Covid'li çıktı. O gelemedi. Aynen. Benim şansıma. Fena olmamış. Fena olmadı. Aynen. Bir şey oldu. Dedim ki Duplantis falan dedim. Bir Covid çıksaydı var. Yalnız sizin kestirdiğin esas rakip şey değil mi? Duplantis. Yani, Duplantis. Arman Duplantis'i mi gözüne kestiriyorsun? Ben onu kestirdim aynen. Ay süpersin gerçekten. Arman Duplantis bu arada hani bu olimpiyatlarda, aslında bazı süperstarların popülaritesiyle çok ön plana çıktı ve bu olimpiyatlarda onlardan iki tanesi yoktu. Hani Usain Bolt artık bıraktı, işte yüzmede aynı şekilde süperstar eksikliği vardı. Duplantis'i bir numaraya koymuşlardı erkeklerde. Kadınlarda da jimnastikçi kız sonra hani çekildi. Amerikalı. Amerikalı aynen. Evet. Kız çekildi. Bars.
Şimdi gelir aklıma. Okay. Duplantis'i yani hem kulluk olarak bence önündesin bu arada. Hani atlarken falan o gözlükler falan kulluk aynen. olarak önündesin. Kesinlikle. Ama Duplantis süperstar Simon Biles. Evet. Süperstarın süperstarı bir ne sporcu. Ne yiyor, ne içiyor acaba? Şimdi bu Duplantis'i konuşursak. Şimdi bir derecelerini de bir söylesene hedefi anlayalım. Ersu, yani ne yapmak gerekiyor? Şöyle benden zaten çok küçük yaşta başladı. Babası evet. sırıkla atlamış. Annesi voleybol mu sırık evet, atlamış. Sporcu bir ailenin sporcu çocuğu. O da, ama çok erken yaşta başladı. Evinin arkasında sırıkla atlama minderi var. Hani ha. Aslında 1-0 önde, hatta 10-0 önden önce. Başlamış biri. Sen bir de geç başladın falan. Ben bir de geç falan. Başladım. Benim zaten o çıktıktan sonra yavaş yavaş görmeye başladım ben onu. Yarışlarda biz denk geliyorduk. Seçmelerde ama ayrı gruplar dedik AB grubunda. Hı-hı. Denk gelmiyorduk hiç hani. İşte Avrupa'ya daha çıkmadan önce 2020'de işte başladı dünya rekorları. Zaten belliydi hani evet. onun rekor kıracağı. Evet. Avrupa Şampiyonası'nda salonda karşılaştık. Pardon, ondan önce Sırbistan'da bir gold tur vardı. Hı-hı. Bronz tur vardı pardon. Hı-hı. Orada beni bir gördü ısınma atlayışlarında falan 5-60 falan çok iyi geçtiğim için. Bir böyle şaşkınlıkla baktı bana. Dedi sen de Ersun musun? Evet dedim beni. Orada bir konuştuk onunla, tanıştık. Süper. Sonra beni gördü, şaşırıyor hala. Avrupa'da dedi senle dedi olimpiyatta dedi görüşeceğiz dedi. Ben dedim tabii arkandan dedim dikkat et dedim arkana dedim. Avrupa'da süper. Konuştuk işte beraber hani hala şey yapıyor, babasıyla da konuşmuştuk hı-hı. orada. Hı-hı. O da hani bir şey istersen mailini vermişti bana. Süper. Onunla beraber konuştuk. Her yarışta işte karşılaştığımızda konuştuk. Yaş olarak? Aynı yaştayız. Aynı o da 99 doğumlu, ben de 99 doğumluyum. İşte derece geç. Olarak ne kaldı aranızda? Derece ama olarak, yani adam gerçekten bu evet. arada yani süperstar hani şeyi evet. sırıkla atlamayı popülerleştirecek aynen. kadar süperstar yani. Hani evet. hiç beklenmedik bir sporu ön plana çıkaracak. Sen dereceleri de söyle. Çok hoşuma gitti bu hikaye. Yani aramızda hani artık yani 6 metreden sonra 6 metre atlayıp aramızda çok bir şey kalmayacak yani. Kalmayacak 6 evet. metreyi geçtikten sonra artık ben onun ensesinde olacağım. Hatta geçmiş bile olabilirim. Çünkü bazı yarışlarında yani sırıkla atlama da şöyle hani her zaman iyi olacaksın diye bir şey yok. Yok. Bir tabii. yarışta hava kötü olur, psikolojin kötü olur, bir şey olur Allah korusun, sırık patlayabiliyor çünkü. O öyle bir etken var. İyi olmuyorsun, onlara denk gelir. Denk gelmese bile ben onunla yine yani ben onu kafama koydum yani ben onu geçeceğim. Ay süper, bayıldım bu hedefe çünkü sen o antrenmanlarda koyduğun hedeflerde onu da lütfen anlat çünkü... Çoğu insan maça odaklanır ama maçlar ya da sporda diyeyim yarışlar antrenmanda kazanılır. Antrenman aslında antrenmanı %80 ile %85 ile yaptığın zaman maç performansında belli bir noktaya gelebilirsin. Ama bizde antrenman o kadar az ciddiye alınan bir şey ki hani böyle evet. hani evet. yapmayayım önemli olan maç, herkes maça bakar ya da müsabakaya bakar. O yüzden senin röportajlarını okurken ve dinlerken o antrenman meselesi çok hoşuma gitti. Ersu her antrenmanda işte geçen antrenmanda durarak şunu mu atladım bakalım bu antrenmanda durarak bunu geçebilir miyim koşarak şunu mu yaptım bakalım koşarak yani kendi kendine sürekli hedefler koyarak aslında kendine evet. de rekabet ediyorsun o yüzden onu ne olur bir de sen anlat benim anlatmam yetmez. Şöyle antrenmanlarda çünkü hani bir sene çalışırsınız hedef yarış vardır o bir senenin çalıştığın toplamında o bir yarış içindir hani bütün emeği veriyorsun bir sene içinde. O yarışta yapamadın mı bir sene boşa gidiyor. Ya da iki sene boşa gidiyor. Hani o yüzden antrenmanlarda yüklenmek, sezonun başında yüklenmek, vücudu hazırlamak. Onun için çünkü bir yarış bir senelik antrenmana bedel ya da 10 atlayışa bedel diye deriz biz. O yüzden antrenmanda olabildiğince üstüne koymaya çalışıyorum. İşte sağlık topunu şu kadar metre attım, diğer antrenmanda şu kadar atıyorum. Atmam gerekiyor. Zıplama dediğiniz gibi aynı şekilde onu geçmem gerekiyor. Atlayış yaparken işte şu gün 5 atladım, öbürsü gün 5-10, 5-20 atlamam gerekiyor. Ay hiç hani. Bitmiyor. Aynen. Sürekli o çıta sürekli yükseliyor, sürekli evet. yükseliyor zaten. Ay yükselsin. Ne kadar şeker güler yüzlü anlatıyor, evet koymuş. Yükseliyor. Şimdi sürenin bak ne nasıl geçecek heyecanlıyım dedin, süre bitti bile. Evet. Sana 2022'de Avrupa Dünya Şampiyonalarında çok büyük şimdiden başarılar diliyoruz. Çok teşekkürler. Paris'te çok acayip şeyler olabilir evet. sanki. Evet olacak ben diye düşünüyorum ben. Ben o enerjiyi aldım senden. Evet. Ben evet. 2024 beklesinler yılında. Paris'te biz seni en azından yalnız bırakmayız. Çok sağ olun. Evet.
Ersin. Geliriz. Ersin'cim çok teşekkürler, teşekkür geldiğin için. Sağ ağzına sağlık. Çok tatlısın. Çok yakışıklısın. Çok başarılısın. Ne güzel de anlattın hikayeni. Seni gururla, ilgiyle takip etmeye devam edeceğiz. Çok sağ olun. Ben teşekkür ederim.